Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında paraya kenar konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test 2'nin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD paraya kenarında bir açı ortaylıklar verilmiş. neye dikkat ediyoruz? X kenarlıklara Z'den dolayı bak burası nokta açısı oldu. Hocam noktaya nokta şu üçgen ikizkenar kenar üçgen oldu. Yani burası 6 ise burası da ne olacak? 6 olacak. E tamamı 10'du. Buraya 4 kaldı. Şimdi şuraya gelelim çizgiye. Z'den dolayı burası da çizgi açısı yaptı. Şu üçgende de ikiz kenarlık çıktı. E o zaman bu kenarla da bu kenar eşittir. Bu kenar kaç? 6 ise burası da 6 ya. O zaman burası da 6 olacak. E tamam 6 ise 4'ü de buradaysa x'e de kaç kaldı? 2 kaldı. Evet birinci soru C an oldu. Geldik 2'ye. Paralel kenarda köşegenler çizilmiş. Köşegenler birbirini ortalıyordu. 3 ise burası da 3'tür. E sonra 3, 4, 5 üçgeni dik üçgenden dolayı 5 ise burası da 5'tir. A çünkü köşegenler birbirini ortalıyordu. E bizden ne isteniyor? AC 5 5 daha 10 yaptı. Yani ikinci soru denizli oldu. Geldik 3'e. Evet burada 3 ve 6 verilmiş. 3 ve 6 bak dikkat et şurada bir kelebek var değil mi? Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 2. Bunun formülü var ama formülsüz yapacağım arkadaşlar. 1'e 2 oran var. E o zaman burada da 1'e 2 oran vardır. Şöyle yazabiliriz. A 2A. Şurada da 1'e 2 oran vardır. Onu yazabiliriz ama bunu yazdığımız zaman yeterli oldu. Çünkü niye artık? Şu büyükte de bir kelebek var. Kelebekteki oran. Yukarıdan aşağı 2'ye 1. O zaman burada da 2'ye 1 olacak. Yani 2 bölü 1 eşittir. X artı 3 bölü 6. X artı 3 bölü 6'tan da yapabilirsiniz. Ya da 2'ye 1 ya 2'ye 1. 6 ise burası 12 olacak. Buraya kaç kaldı? 9 kaldı diyebilirsin. Evet 3. soru balık kesir oldu. Geldik 4'e. Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik ve orta taban üzerinde. Dik ve orta taban üzerinde. Burası tam orta taban üzerinde olacak. O zaman hop şöyle bir paralel çizersem orta tabanı olmak zorunda. Burası 10 ya. 5 5 diye iki eş parçaya böldü. Hocam burası da aynı şekilde 5 5. Hatta muhteşem üstten dolayı burası da 5 mi olur? Evet. Ana burada 12'yi kullanalım. 5 var 12 var. Dik üçgen çıktı. 5 12 13 üçgeninden burası 13 üç oldu. Ve dikkat et şu uzunluk kaç yaptı? 13 5 daha 18 yaptı. O zaman x de 18 yapar. Çünkü şuradaki paralel kenardan dolayı. Çünkü bunlar birbirine paralel. Orta taban çizgisi ya ondan dolayı. Evet cevap 18 oldu. Dördüncü soru denizli oldu. Geldik 5'e. Birim kareli zeminde alanı 4 birim kare olan 2 kare. Yani bakın 2 2 4 yaptı. Bu şekilde verilmiş. Bu karelerin köşeleri kullanılarak bir kenarı mavi bir kenarı kırmızı renkte olan bir paraya kenar oluşturuluyor. Buna göre paraya kenarının alanı 4, 6 ve 12 hangileri olabilir diye soruluyor. Arkadaşlar bir kenarı bu burada bunu seçersem diğer kenarda bunu seçersem paraya kenar oluştursam taban çarpı tabana ait yükseklik alanı değil midir? Evet tabanımız 2 yüksekliğimiz de 2. 2 çarpı 2'den 4 yaptı. Bir tane alan 4 olabilir. Eyvallah. 4'ü işaretledik. Sonra bir kenara hocam bunun üstü bir kenara hocam şunun üstü olabilir. O zaman paraya kenar oluşturursak şöyle şöyle. Buradaki alanda nedir? Tabana ait yüksekliği çizeceğim. Hocam yükseklik 4 yaptı. 2 çarpı 4'ten kaç yapar? 8 yapar. Yani alan 8 olabilir. Çıklarda yok. Başka tamam. Bunun alt tarafını seçebiliriz arkadaşlar. Bunun alt tarafını seçtiğimiz zaman da bak 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 dikkat çok güzel bir soruymuş bu arada. Şunun alt tarafını seçersem şunun üst tarafını seçersem tabanına ait yükseklik 4 yapıyor. 2 x 4'ten 8 yapıyor. Ee, şunun altını bunun üstünü seçersem arkadaşlar paraya kenar şöyle mi oluşuyor? Evet. E, ee, tabanımız 2 iken yüksekliğimiz de kaç yaptı? Şunun alanını bulurken 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptı. O zaman 2 çarpı 6dan 12 yaptı. Alan 12'de olabilir mi? Olabilir. Hocam 6 yok. Cevap 1 3 mü? Dur, dur. Peki biz hep yataylara baktık. Bir de dikeylere baksak arkadaşım nasıl olur? Hocam dikeyde şu kenarları seçersem, o zaman paraya kenar oluşturacak olursam tabanım 2, yüksekliğim de 1 mi? Evet, 2 kere 1 2. Bu alan 2 yapar. 2 alanı elde ederim ben burada. 2 var mı? Yok. Başka hocam 6'yı elde edebilir miyim? Ona bakacağım. Yani taban 2 iken yüksekliği 3 yapacak. E, var mı öyle bir şey? Bak şu taban burası. Burası da böyle seçersem büyük paraya kenarımız böyle. Taban burası ya da taban burası Yüksekliğimizde bak 3 yaptı. 2 kere 3 6. 6 alanı da elde ederiz arkadaşlar. Ee, o zaman cevap hepsi olacak. Ya da başka bir de şunu da elde ederiz. Bir taban bu bir taban bu. Paraya kenarımız şöyle. Hocam tabanımız 2 Yüksekliğimizde hop şöyle gelecek olursak. 1 2 3 4 5 5 kere 2 10. 10 alanında elde edebilirsin. Elde edeceğim tüm alanlar bunlar arkadaşlar. 10 şıklarda yok. Biz üçünü de bulduk zaten. Cevap o zaman 1 2 3. Yani Edremit oldu. Gerçekten mükemmel bir soru arkadaşlar. Şuna bir yıldız atar mısınız? Gerçekten ÖSYM'de karşımıza çıkabilecek bir soru tipi diyebiliriz. Evet, buna benzer çok güzel ve çok orijinal sorular yazılabilir bu arada. Gerçekten hoş bir soru. Çok beğendim. Evet cevap Edremit oldu. İlk defa çözüyorum. Daha önce de çözmemiştim zaten. Geldik bir sonraki soruya. Yani 6. soruda neler verilmiş? 40 verilmiş 20. 20 90 ise burası kaç yapar? 70 yapar. Sonra 70 ise burası da 70 yaptı. Hocam 40 70 110 buraya da 70 kaldı. A ikisi üçgen çıktı. Yani şununla şu birbirine eşit. B ise o zaman burası da B yaptı. Üst taraf B ise alt tarafta B mi yaptı? Evet. Paraya kenarın alan isteniyor. Taban çarpı tabana ait yükseklik. O zaman alan B çarpı A'ya eşit olacaktır. Ya da A ya çarpı B olacaktır. 6. soru balık kesir oldu. Geldik 7'ye. 2020 MSV'de çıkmış kanalımda çözemiyorum ama siz uygulamadan bakarsınız arkadaşlar. 7. soru çözemem. Geldik 8'e. Oranlamalar verilmiş. O zaman ne yapacağız? Bak. Alt taraf 1, 2, 3, 4. Üst tarafta 3 parçaya bölünmüş. 4 ile 3 kaçta birleşiyor? 12'de. O zaman burası 12'de birleşiyorsa 12'yi 4'e bölsen her bir kenarına 3A, 3A, 3A diyebilirim. Burası da 12. 3'e böldüğüm zaman 4A, 4A, 4A olabilir. E şimdi ne yapacağız? Alan dağıtacağız. Oranlamalar var. Ters yüz. Üçgenler oluşturalım. Arkadaş 6A'da kalan 6A ise 4A'da kalan 4A'dır. Yine şöyle üçgen oluştursak. 4A'da kalan 4A, 3A'da kalan 3A. Ters yüz üçgenlerde de bu şekilde alan dağıtımı yapabiliriz. Çünkü niye? Yükseklikler aynı olduğu için. Hocam şurada da üçgen oluşturalım. 4A'da kalan 4A, 3A'da kalan 3A. Boyalı bölgenin alanı 10A bölü. Paraya kenarının alanı da kaç yapıyor arkadaşlar? 10 burada, 7 burada, 7 burada, 14. 24 mi yaptı? Evet. 10 bölü 24 A yaptı. O da 5 bölü 12 kim oluyor? Aynen öyle. Cevap denizli oldu. 8. soruda. Geldik 9'a. Aşağıda eş paralel kenarlar ile oluşturulan askeri rütbeler gösterilmiştir. Şöyle 5. yılda bu. 7. yılda bu. 5. yılda buymuş. Bu 7. yıldaymış arkadaşlar. 5 6 7 Allah, Allah. Dur bakayım. Neyse 11. yıl. 7. yıla nasıl geldik biz? Bu Dur bakayım. Bu sistemde her asker 5. yıldan sonra he, 5. yıldan sonra her 2 yılda bir rütbe alıyormuş. Soruyu okumazsak anlayamayız tabii ki. 2 yıl geçti bak 7. yılda bir rütbe daha aldı. Sonra bir rütbe daha alacak arkadaşlar. Hop o, bir, o rütbe de şurada olacak. 2 yıl sonra ama 7. yıl, 8. yıl, 9. yıl, 9. yıl bu. 11. yılda işte tam olarak şurası mı yapıyor arkadaşlar? Evet 11. yılda da tam burası yapıyor. Bu rütbelerin 7. yıldaki çevre uzunluğu 28 11. yıllık yıldaki çevre uzunluğu da şey verilmiş. Peki 7. yıldaki çevre uzunluğu şurası arkadaşlar. Peki ben şuraya bir A diyeyim kısa yere, uzun yere de B diyeyim. Burası da A, burası B, burası B, burası A, ee, burası B. 7. yıldaki çevresine bir bakalım mı arkadaşlar? Şurası yapıyor bak maviyle gösteriyorum. İç taraftan gidiyorum. Şurası. İşte bunu çevresine bakacaksın şöyle. Hocam 1 2 3 4 tane A var. 1 2 3 4 tane B var. 4A artı 4B'yi 28 vermiş. A artı B buradan kaç gelir? 7 gelir. 11. yılda da şurası yaptı arkadaşlar. Burada da şunun çevresini sayarken şöyle şurayı sayacağım arkadaşım. Şurayı sayalım bakalım şöyle. Hocam burası da A yapar. Burası da A yapar. Burası B. Burası da A. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6A artı yataylara bakıyorum. Hocam 1, 2, 3, 4. 4B'yi de kaç vermiş? 32 vermiş. Yani buradan 2'ye bölsem 3A artı 2B eşittir. E, kaç yapıyor arkadaşım? 16 yapıyor. Şimdi A artı de belli ya 7. E, ben yukarıyı eksi 2 ile çarp, Taraf tarafı toplarsam eğer eksi 2A eksi 2B eşittir. Eksi 14 yapar. Taraf tarafa topluyorum. A eşittir. 2 yaptı. E, 5. yıldaki rütbenin çevresi soruluyor. A 2 ise A artı ya, B 7 ya A artı ya, B 7 ya B'yi de kaç bulduk? 5 bulduk. Evet B'yi 5 bulduk. A'yı da 2 bulduk arkadaşım. O zaman bizden 5. yıldaki rütbenin çevresi isteniyor. 5, 2, 5, 5, 2, 5. Yani 1, 2, 3, 4 tane 5 var. 20, 22, 24. O zaman cevap ne yaptı arkadaşlar? 24 yaptı. Yani cevap Edremit oldu mu? Oldu. Evet 9. soru Edremit oldu. Bu da güzel bir soruydu. Geldik 10. soruya. Aşağıda üst yüzeyi paralel kenar olan bir masaya. Üst yüzeyin paralel kenarmış bu şekilde. Ee, bir masa verilmiştir. Bu masaya alanı 400 santimetre kare olan üçgen bir örtü iki ucu masa köşelerine denk gelecek şekilde yukarıdaki gibi örtülmüş ve bu örtünün 100 santimetre karelik üçgen kısmı masanın üstünden sarkmıştır. Arkadaşlar şu sarkan kısım bu. Biz ne yapıyorduk? Yani katlama gibi aşağı doğru sarkmış. Katlamayı ne yapıyorduk? Açıyorduk. Sen açsan düz bir üçgen olarak düşünsen şunu şöyle. Tamam mı? Yani senin şuradaki alanı 100 ve bu masaya alanı 400 metrekare olan bir üçgen şeklinde şey yapılmıştı. Peki paralel kenar şeklinde ya masanın bu kenarı ile bu kenarı paralel olduğu için buradan kıvrıldı. Kalıplamayı da açtığımız zaman burada paralellik geldi. Sonra masa yüzeyinin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E burada ben bir oranlama bulabilirim aslında. 100 bölü 300 alanlar oranlaması var burada dikkat edersen. Ya da benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşit değil midir? Evet. Yani 100 bölü 300 değil. Dikkat edin arkadaşlar. Alanlar oranı 100 bölü tamamı. 400. E, kare kaç yapıyor arkadaşlar? Şunlar sadeleşti zaten. 1 bölü 4. 1 bölü 2 yaptı. Yani 1 bölü 2. Şunlar birbirine eşit mi oldu? Evet 1 bölü 2 oldu. Şunlar da birbirine eşit oldu. E, sonrasında alan dağıtalım. Hocam şöyle bir alan dağıtacak olursak. Hop şöyle. Çift alan 100 ise çift alan 100'dür. E, çizdik alan 200. Ya, 300 diye burası. Burası 100 ise buraya da 200 kaldı. Dikkat et paraya kenardaki burası tüm alanın yarısı olmaz mı? Bizim 5 yıldızlı alan formülünden. Burası 200 ise paralel kenarının alanı da 400 yapar mı? Yapar. Yani paralel kenarın alanı 2 çarpı 200'den dolayı cevap 400 çıktı arkadaşlar. Bu da hoş bir soruydu gerçekten. 10. soruyu böylelikle Akçay bulduk mu? Bulduk. Ve böylelikle bu testi de bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bak ne görüyorsun sırada? Test 3. ÖSYM tarzı test 3. Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı test 3'ün test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.